Herkese merhaba. Bugün yine bir kendin yap videosuyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz noktalar ve zımbalar olacak. Neden bugün bu konuyu işlemeyi tercih ettim? Pek çok arkadaş yaşamıştır benzer bir şeyi. Atölye dışında ödünç verdiğiniz bir aletin, edevatın bozulması, kırılması, hatta geriye hiç gelmemesi ile pek çoğunuz karşılaşmıştır. Ben de maalesef bugün benzer bir şey yaşadım. Gördüğünüz gibi benim noktam, sürekli kullandığım noktayı ödünç verdiğim bir arkadaş bu hale getirmiş. Ve noktayı bana geri getirdiği zaman da hiç söylemedi, abi bıraktım noktanı buraya dedi ve gitti ve ben sonradan bununla karşılaştım. Her neyse. Dolayısıyla bu yüzden bugün bir nokta zımba yapmasını göstereceğim, bu konuya değineceğiz. Burada gördüğünüz gibi çeşitli zımbalarım ve noktalarım var. Burada optik olanlar var. Burada çeşitli ağız formlarına sahip noktalarım bulunuyor. Ancak benim en çok kullandığım bu gördüğünüz düz nokta. Daha doğrusu bu gördüğünüz düz noktaydı. Ancak bu bozulunca artık yenisini yapmak bir gereklilik haline geldi. Burada gördüğünüz noktaların temel ortak özelliği nedir? Hepsinin sertleştirmeye uygun çelikten yapılıyor olması gerekiyor. Sertleştirmeye uygun çelikten yapılıyor olması ne demek? Isıl işlemle sertleştirilip esnemezliği, sünekliği azaltılmış olması demek oluyor. Dolayısıyla burada ıslah çelikleri, civa çelikleri gibi yüksek karbon oranına sahip çelikler kullanmak gerekiyor. Yani işlerken yumuşak ama ardından su verme işlemi yaptığı zaman sertleşebilecek çelikler kullanmak gerekiyor. Dolayısıyla bugün yine böyle bir çelik tercih ettik. Projemize geçmeden önce Velesplit'in bir tane Instagram hesabı var. Onu da takip etmeyi ihmal etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdi gelin dilerseniz projeye geçelim. Zaten videonun sonunda tekrar birlikte olacağız. Evet, zımba yapacağımız olan malzeme bu. 41-40 malzeme ıslah çeliği olarak geçiyor. Genellikle arabaların krank takımlarında, dişli yapımlarında, ağır sanayideki mekanik parçalarda kullanılan bir çelik. Buna şimdi güzelce şöyle bir form vereceğiz. İki tane açı olacak. Ve form bittikten sonra, yani işlemesi bittikten sonra uç kısmını, şu bölgeyi komple sertleştirerek evladiyelik bir nokta zımbası yapmış olacağız. Belki arka tarafı çekiçle ezilmesin diye arka tarafta da şu bölgede küçük bir sertleştirme işlemi yaparız. Burası da iki açılı olacak ama daha dar bir açı. Arkadaki açıyı neden veriyoruz? Çünkü çekiçle sürekli tepeden darbe alacağı için arka tarafı yavaş yavaş şişmeye başlayacak. O yüzden buradan küçük bir açı vererek güzel bir form oluşturmaya çalışacağız. Bu arada parçanın çapı 14 mm, boyu da yaklaşık 110 mm kadar. Evladiyelik bir zımba yapacağız. Şimdi gelin derseniz bunu tezgaha bağlayalım. Bakalım bu projede bizi ne gibi zorluklar bekliyormuş.
testini yapacağız bunun. Bakalım bu projeyi başarıyla tamamlayabilmiş miyiz? Çok iyi vurdu. Bence sonuç gayet başarılı. Evladilik uzun süre kullanabileceğim bir tane nokta yapmış oldum. Sertliği bence gayet yeterli. Dediğim gibi bunun sertlik ölçümünü yaptıracağım. Detaylarını Instagram hesabından sizlerle paylaşırım. Benim tahminim 45-50 HRC arasında, yani az önce de belirttiğim gibi 7,5-7 ile 8 mos arasında bir sertliğe sahip oldu. Biliyorsunuz elmas sertliği 10 mos. Hava çelikleri veya civa çelikleri 9 mos. Bu da 7,5-8 mos civarında bir sertliğe sahip oldu. Söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Beni yine her zamanki gibi sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanında küçük bir tane çağrı resmi bulunuyor. O çağrı resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Size benden bir tavsiye, evinizde veya atölyenizde bulunan aletleri birisine ödünç verirken kime ödünç verdiğinizi lütfen unutmayın. Ve kime ödünç verdiğinize lütfen dikkat edin. Yoksa siz de benim gibi bazı işleri baştan yapmak zorunda kalabilirsiniz. Neyse, tabii bu bizim için yeni bir içerik oldu. Size göstermek istediğim bir içerik oldu. Değinmiş olduk. Ama buna gerek var mıydı? Tabii ki yoktu. Neyse, bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.